Çok şükür açtın gözünü. Yani nerede? Merak etme iyiler. Alınlarından öpülesi bir ekipsiniz. Her zaman olduğu gibi kendinize ve bu ulusa yakışanı yaptınız. Hiç tereddüt etmeden canınızı ortaya koydunuz. Yarınlarda çocuklarınıza ve torunlarınıza bu mücadeleyi anlatın. Nasıl çıktık oradan? Bizim sihalar tam zamanında yetişip onları çil yavrusu gibi dağıttı. Sizlerle gurur duyuyorum. Ekip nerede? Dinleniyorlar. İyiler, içerideler. Daha yapacak işimiz bitmedi. Ah. Ama zorlama kendini bu kadar. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir patlama oldu. RPG ile yaralandın. Kolumda 5 ayrı yerde kırık var. Ama merak etme, gereken yapıldı. Sadece böyle ani hareketlerden kaçınacaksın. Böyle yatacak mıyım burada? İkinci bir emre kadar böyle yatacaksın. Sen bize lazımsın Sare. Kolunda platin var. Yenilmez bir savaşçı oldun artık. Siz ne yaptınız? Neler oldu? Siz çatışmadayken Nizam Türkmen Bey Şanver'in oğlunu kaçırdı. Ne? Kalleşçe bir oyun oynuyor. Hayatı karşılığında Şanver'den istediği şeyler var. İzin verecek mi? Elbette vermeyeceğiz. Eğer Nizam Türkmen Bey'in oğlunu sınır ötesine taşırsa Şanver'e ne istiyorsa yaptırır. Bu da bu topraklardaki Türkmenlerin gücünü kırar. Ne yapıyoruz peki? Dediğim gibi sen ikinci bir emre kadar burada yatıyorsun. Ben de sana bakıcılık yapıyorum. Siz? Nizam'ın oğlanı nereye götürdüğünü biliyoruz. Gidip onu oradan alacağız. Aleykümselam. Buralarda eski bir çınar varmış duvar dibinde. O duvar yıkıldı. Duvar yıkılır, çınar yıkılmaz. Bu tarafta. Thank you.
geldin dayı. Eyvallah Aymaz. Çocuk hala içeride mi? Burada. Bu kadar uzaktan çocuğun içeride olduğunu nasıl anlıyorsun? Işından beri bu noktayı tutuyoruz dayı. Çıkacak olsalar bile önümüzden geçerlerdi. Bir de çocuk hala burada olmasa bu kadar koruma kalmazdı. Sıra vardılar mı? Kontrol ediyorum. Aramızda 10 dakika var. Drone'u vurdular dayı. Kestirme bir yol bul bana. Buldum dayı. 2 kilometre ileriden sağa girip tepenin arkasına geçen bir kestirme yol var. Hadi gidiyoruz. O yol olmaz. Niye? Bölge güvenli değil. Terör örgütü unsurları var. Varsa var. Sınır onlardan önce var olması gerekiyor. Hadi. Çocuğu oradan alacağız. Alacağız kardeşim. Ama unutma. Benim bu bölgede çalışmaya devam etmem için deşifre olmamam lazım. O yüzden burada hiç kimse kalmamalı. Böylelerini yaşamak haram. Evladımızı ellerinden alalım. Hepsinin canı cehenneme. Ayım Selim. Baruhun dahi itkagan elaha. Son kez sarılın bakalım. Ateş! Ben bir şey yapmadım. Korkma biz Türk'üz. Kanatların ucu kırılmasın.
Nasılsın? İyi misin? Bir şey yaptılar mı? Bağladılar elimi kolumu. Ağır gibi bir yere tıktılar beni. Sonra Türk askerleri geldi, kurtardı beni. Elhamdülillah. Size müteşekkirim. Görevimizi yaptık komutan. Biz de size burada varlığınızdan dolayı şükran duyuyoruz. Beni affet. Canımın parçasını çekip kopardılar. Çaresiz kaldım Nizamettin'in karşısında. Bırak şimdi o haini düşünmeyi. Sen oğluna sımsıkı sarıl. Türk devletinin bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Allah beni size karşı bundan sonra hiç mahcup etmesin. Senin oğluna kavuşman bize yeter. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Şu an. Nasıl? Tamam, kapat. Gerizekalı beceriksizler. Gerizekalı beceriksizler. Tamam, halledeceğim ben. Evet, öyle demiş. Efendim Mira. Yanlış bir zamanda mı aradın? Şimdi çok müsait değilim. Sonra konuşalım mı? Buna sen mi karar vereceksin Nizam? Dinliyorum. Ne soracağımı biliyorsun. Ben seni dinliyorum. Türkmen Bey Şanver'in oğlunu kaçırdım. Türkiye sınırından sokmadan elimizden aldılar. Ama biliyorum kimin aldığını. Kimin yaptığı değil, yapılan iş ilgilendiriyor beni. Bu işi bitirmek zorundasın. İzin verirsen işimi yapacağım. Yap, Nizamettin Köz. İşini yap. Şenver oğlunu geri aldıysa bizim unsurlarımıza nefes aldırmaz kendi bölgesinde. Ben hayattaysam oyun bitmemiştir. Mutlaka verilecek bir cevabım vardır. Biz bitti demeden bitmez. Beş numaraya da tam olarak böyle mi diyeceğim? Tam olarak böyle söyle. Tam olarak böyle. Nerede durman gerektiğini öğrenme zamanın geldi. Viking. Günden beri gözüme rahat bir uyku girmedi. Merak etme komutan. Uzun bir süre sana yanaşamazlar. Rahatsızlığım korkudan değil. Ben eksik bir adammışım. Aynı olay rahmetli babamın başına gelseydi
gözünü kırpmadan beni feda ederdi ana vatana. Bu bir imtihan. Ben imtihanı kaybettim. Kader bazen insana büyük fedakarlık öncesi küçük hatalar yaptırır ki o mahcubiyetle gerçek fedakarlık gününü bekleyesin. O gün geldiğinde de büyük bir şevkle yapman gerekeni yapasın. Sen iyi bir adamsın komutan. İyi adamların da hatalarında bir hikmet vardır. Allah bizi senin zannın gibi etsin Tekin komutan. Ne diyeyim? Ufuk'ta bir haber var mıdır? İstanbul'da olanlardan haberdarsınız herhalde. Haberdarım. Sokakları karıştırmaya çalışıyorlar. Buraya da bu yüzden geldiler. Aynı oyunu burada yapacaklar. Yıldırım Hava Savunma Projesi göğsümüzü kabarttı. Ama onlar da bir misilleme yapacak illaki. Savunma sanayinde hata geçmesek de aynı şeyi yapacaklardı. Gaye belli. Sevr haritasını dayatmak istiyorlar. Bütün niyetleri bu. Burada da gaye bir koridor açıp Irak petrolünü Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e ulaştırmak. Doğru söylersin komutan. Önlerindeki tek engel sizsiniz. Ama Türkiye var oldukça size dokunamazlar. Bunu da biliyorlar. Bu yüzden aramızı açmak için ellerinden ne gelirse yapacaklar. Uyanık olacağız. Gözümüzü dört açacağız. Kurdun başına ne gelirse uykusunda gelir. Baş üstüne. Müsaade var mı? Emrin olursa sen bizi bulursun. Bana ulaşamazsanız Aybars'a haber verin. O gereğini yapar. Hadi eyvallah. Tehlikedesin dayı. Temas yaşandı mı? Hayır. Takip edildin mi? Negatif. Tamam. Benimle Altın Köprü girişinde buluş. Sonra ne olursa adımı verirsin. Tamam. Geçiyorum ben de şimdi. Dikkatli ol. Sen de dikkat et.
Biz seninle ne güzel deniz kenarında buluşurduk. Niye buraya kadar peşimden geldin? Ölene kadar peşindeyim. Buna ömrün yetmez. Korkuyorsun değil mi? Nerede olduğumuzu bile bilmiyorsun. Ellerim bağlı. Ve bana korkuyorsun diyorsun. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu sözleri size yazıp mı veriyorlar? İnancımdan korkuyorsun. Sen de biliyorsun. Bu topraklarda hiçbir zaman emellerinize ulaşamayacaksınız. Türkiye'de değiliz Viking. Hatırlatmak isterim. Sizin tabirinizle Irak Kürt bölgesel yönetimindeyiz. Ben hangi topraklarda olduğumu kokusundan anlarım. Burası bizim ata toprağımız. Burada dostlarımız var. Soydaşlarımız var. Yıllar boyunca aynı sancağın altında yaşamış bir milletiz biz. Senin sahiplerin emperyal güçler. Burada devlet dahi kursanız bizi bölüp ayrıştıramayacaksınız. Burası Gökyurt. Ah Viking. Dünü ve bugünü okumakta çok başarılısın. Ama yarın perspektifin yok. Buralarda neler oluyor hiç farkında değilsin değil mi? Biz toprak peşinde değiliz. Adem'in yaratıldığı toprakla şeytanın ne işi olur? Seni çok iyi tanıyorum. Sen çok yürekli bir adamsın. Ama sen ve senin gibi isimsiz kahramanlar ölecek. Ve bu devran hep böyle devam edecek. Etmeyecek. Edemez Nizamettin Köz. Edemez. Korkaksın sen. Sen Türkmen Bey'in oğlunu kaçırdın. Ben onları kavuşturdum. Yöre halkı kimin dost, kimin düşman olduğunu açık açık görüyor. Korkun. Az kaldı. Hayalleriniz Fırat'la Dicle'nin buluştuğu yerde. Şaddül Arab'ın o coşkun akan suyuyla Basra'ya dökülecek. Efsaneler, hikayeler, masallar. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Halbuki ben Nizamettin Köz çağı yakaladım. Çağ, sinema çağı. Mesela ben şimdi seni burada öldürsem, bunu ben ve seni buraya yollayan birkaç kişi bilecek. Ama ben bütün dünya izlesin istiyorum. Kapalı gişe olsun. Herkes seni tanısın. Ünlü ol. Herkes izlesin. Flash, flash, flash. Türk istihbaratının şahini infaz edildi. Şok, şok, şok. Ölmeden önce neler itiraf etti? Rusya-Ukrayna savaşı arasında bir son dakika haberi olacaksın.
Keşke yıllar önce sözümü dinleseydin ve peşime düşmeseydin de bütün bunlar olmasaydı. O gün orada senin nefesini alacaktım ya. Nefesini yorma. Yolun uzak, nefesin lazım olacak sana. Yıllar öncesinden seninle bir hesabı olan dostlarım seni dört gözle bekliyorlar. Hikayenin başladığı topraklara geri dönüyorsun. Viking. Cehennemde bile olsan seni bulacağım.